أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ينى بر درس إن شاء الله ينى دن بر أراده الدرس الثالث يرمي 23 درس الخليفة العادل آدل خليفة كان عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز Yuhibbul adla vel hakka. Adaleti ve hakkı, hakikati seviyor idi. Ve yekrahu zulme vel batule. Zulmü ve batılı da sevmez idi. Yekrahu kerih görüyor, nefret ediyor, sevmiyor idi. Ve yu'amilul garibe vel ba'ide mu'ameleten vahideten. Akrabaya ve akraba olmayana, ba'id yani uzakta olana muameleten vahideten tek bir muamele ile muamele ediyor idi. Buradaki yuamilu mufaale babından <laughs> fiili muzari muameleten aynı babdan olan mastar haliyle bu mef'ulu mutlak oluyor muamele. Mef'ulu mutlaklar üç şey için gelirdi. Tekit için gelirdi, tür için gelirdi. Değil mi? Buradaki e, muamele bir de Tek sayı için geliyordu. Burada sayı için diyebiliriz yani tek bir muamele cins için de diyebiliriz eşit anlamındadır. Çünkü eşit muamele ile nasıl bir muamele? Eşit muameleyle muamele ile muamele ediyordu. diye. Burada tür bildirdiğinde söylesek daha isabet etmiş oluruz. Ama vahideten de burada sayıdır. Yani sayı bildiriyor desek de buradaki sayı daha çok eşit manasında yani cins tür bildiriyor anlamındadır fi <fî> yemin dakhala alayhi. Değerli kardeşler, bu dakhala ala harfi cer ile kullanıldığı zaman bir üst makama yani bir insanın huzuruna girme manasında kullanılır. Bir üst makama girme. <fî> dakhala alayhi ba'du aqaribihi. Onun akrabalarından bir kısmı min ahli beni umeyyete yani beni ümeyye ailesinden olan akrabalarından bir kısmı onun huzuruna girdi bir böyle e, günün birinde akrabaların bir kısmı onun huzuruna, makamına geldiler. Ve talebu minhu ve ondan istediler. Neyi? Mef'ulun bih geldi. En yece'alehum hukkâmen li ba'dil biledil Bazı İslam ülkelerine e, kendilerini o şehre yönetici, hakim, hakem tayin etmesini, atamasını istediler. Fekalulehu ve, ve o Ömer bin Azize dediler ki: "Nahnu ehluke, biz senin aileniz." dediler. "Ehakku bihadhal amr min gayrina, bizim dışımızdakilerden bu işe biz daha layıkız. dediler. Yani biz senin akrabalarınız, akrabalarınıza öncelik tanıyın anlamında bir ifade kullandılar. Fakal lehum. Ömer bin Abdülaziz onlara dedi ki: İnnehu durum şu ki la farka indi benim nazarımda beyne'l garibi vel ba'idi akrabam olanlarla olmayanlar arasında hiçbir fark yoktur. Cinsin nefyeden la burada o yüzden hiçbir fark yoktur ifadesini bu yüzden kullandık. Evet benim nazarımda akraba olanla olmayan arasında hiçbir fark yoktur dedi ve inni ufazzilu men azunnu fihi'l hayra ve ben kendisinde hayır gördüğüm kimseyi tercih ediyorum vel maslahate ümmeti ve ümmetin maslahatını gördüğüm kişiyi tercih ediyorum ve salahar raiyeti ve bana tabi olan benim tebaamın da salahı için kurtuluşu için ıı, refahını gördüğüm kimseyi tercih ediyorum dedi. Yani ben akrabam olanı olmayanı değil de ben ümmete faydalı olacak, kendisinden hayır bulunan ve benim tebamın e, salahını yani kurtuluşunu onların e, menfaatini öyle diyelim. Evet, tercih ediyorum dedi. Tekane Ömeru bizelike Ömer bin Abdülaziz bizelike bu sebeple min a'delin nasi insanların en adil olanlarından idi. Min a'delin nasi ismi taftil biliyorsunuz. A'del kelimesi. A'del kelimesi ismi taftil ve bu kalıpta olan kelimeler gayri munsariftir. Gayri munsarifler kesre almazlar. Burada kesre aldı. Sebep gayri munsarifler ya başına lamı tarif geldikler geldiğinde veya muzaf olduğu durumlarda ancak kesre alırlar. Burada muzaf olmuştur. nesi insanların en adili anlamında. O yüzden kesreyi almıştır. Bir rağmi min hubbil insani bi tab'ihi li ehlihi. İnsan tabii olarak ailesine yardım etmeyi istemesine rağmen ailesine e, yani ailesine yardımı istemesine rağmen insanların en adillerinden idi ve akaribihi ve akrabalarına yardım etmek istemesine rağmen walakin lam ancak ömer bin abdülaziz bu şekilde değildi bel kana yuqaddimul insane li husni amalihi bilakis insanın amelinin güzelliği sebebiyle insan öne çıkıyor idi yani insan amelinin güzelliği sebebiyle ne yapıyormuş? Ön plana çıkıyormuş. Ve inkâne min gayri garabetihi. Ve o akrabalarının dışından biri olsa bile. Buradaki in ini vasliye diyelim. Yani eğer manası vermeyeceğiz buna. Akrabalarının dışında olsa bile insan amelinin güzelliği sebebiyle ön plana çıkıyor idi. E, Ömer bin Abdülaziz'in nazarında. Ve min minel günlerden bir gün. Yani tarihte çok önce o yaşanan bir olay anlatılırken böyle günlerden bir gün ifadesi kullanılır. Günlerden bir gün Erselel halifetü Süleyman <laughs> ibn-i Abdil Meliki Süleyman bin Melik halife yani bu Süleyman bin Abdülmelik halife olduğu zamanı anlatıyor. Ersel'e gönderdi. Birini göndermiş fi talebi Umar bin Abdil Azizi Ömer bin Abdul Aziz'i çağırmaya göndermiş ee, bu halife. Felemma hazara qala lehu'l Ömer bin Abdul Aziz orada hazır olunca halife ona dedi ki: Unzur ila hadha'r racul. Bu adama bak. Er racul'il Şu ayakta duran adama bak. An yemini sağımda yani sağ tarafımda ayakta duran şu adama bir bak. Vahkum fi emrihi ve bunun işini hükmet. Yani onun onun hakkında karar ver. Fe innehu o adam var ya. Kad şetemeni bana küfretti. Ve stehze fi meclisi ve meclisimde benimle alay etti. Dedi. Fekale Umar. Ömer bin Abdülaziz de ona cevap verdi. Bunun üzerine dedi ki İnnehu اَخْبَعَ عِلَّمَا Muhakkak ki o sana küfrettiği zaman hata etmiştir. Yanlış yapmıştır. Ve ara en teştumehu kema şetemeke. Ve ben onun sana küfrettiği gibi senin de ona küfrettiğini görüyorum dedi. al halifetü Süleyman. Süleyman Ali Fez Süleyman dedi ki: "Hal haza huwa kararuka? Senin kararın bu mu?" dedi. "Limaza la tahkimu bi katlihi? Niçin onun ölümüne hükmetmiyorsun?" dedi. "Feqale Ömer. Ömer bin Abdülaziz dedi ki: "La yukallu ahadun bi-shedmi ahadin." Yani hiçbir kimse bir başkasına küfür etmesi sebebiyle öldürülmez dedi. Burada hiçbir ifadesini ne için kullandık? Şu kaydayı hatırlayalım. Nefyin, olumsuzluğun siyakında yani sonrasında gelen nekre umum ifade eder. Nefyin siyakındaki nekre umum ifade ettiğinden buradaki ehadün kelimesine hiçbir kimse manasını vermiş olduk. El isti'abul genel değerlendirme, genel alıştırma okuduğumuzu anlama ile ilgili bölüm. Evet. Evvelen ilk olarak ecibe anil es'ileti taliye. Gelen suallere cevap ver. Keyfe kana Umar ibn Abdil Aziz yuamilun nase? Ömer bin Abdul insanlara nasıl muamele ediyor idi? insanlara nasıl davranırdı? Evet, akraba olsun olmasın eşit muameleten vahideten demişti değil mi? Eşit muameleyle muamele ederdi. Peki, menir racülül müfazzilü tercih edilen adam kimdir? Fi nazari ume, fi nazari ume radni abdil azizi, Ömer bin Abdülaziz'in nazarında tercih edilen kişi kimdir? Amelinin işinin güzelliği sebebiyle ümmetin maslahatına, rayiyetinin kurtuluşuna, elverişli olmasına uygun olan kişi kimse Ömer bin Abdülaziz onu tercih ediyor. O ettiğini söyledi parçada. Peki bir metakat demel insanı bi nazarı umara İnsan Ömer bin Abdülaziz'in nazarında ne ön plana çıkar? amelinin güzelliği onu ön plana çıkarır. Akrabalığı vesaire değil demişti. Buradaki bime kelimesi daha önceki derslerde de söyledik. Bir harfi ceri ma soru edatına bitiştiği zaman soru ismine o zaman bu ma'nın e, bitişindeki elif bazen düşer. Harfi cerler amme yetese elunda olduğu gibi işte lime gibi bime Bunlar böyle bazen böyle ibarelerde rastlamak mümkündür. Ma'zamu'r rajuli'l qa'imi 'an yaminil halifati. Halifenin sağında ayakta duran adamın günahı nedir? Ömer bin şey halife Süleyman bin Abdülmelik'e ne yapmıştı? Hem onunla meclisinde alay etmiş ve ona küfrettiğini söylemişti. Min eyyil hulefai? Halifelerden hangisi? Kane Ömer bin Abdil Azizi? Ömer bin Abdülaziz hangi halifelerden idi? Bu Ümeyye oğullarından değil mi? Emevi devletinin halifelerinden idi. Saniyen, ikinci bölüm. İhtar et tekminete sahihete bi vaz'i alameti sahihin. Doğru işareti e, koyarak doğru tamlayanı seç. Evet. Vasafe Umar bin i Aziz bil adli. Ömer bin Abdülaziz adaletle yani adaletiyle e, şöyle diyelim vasfetti mi diyelim adaletle vasf mu diyelim o zaman vusife Ömer'u diye de okuyabiliriz Ömer bin Abdülaziz adalet ile vasfedildi. çünkü li çünkü o ne yapıyordu Seve eşit görüyordu beynel garibi vel değil mi bunları eşit görüyordu peki Zadde Ömer'u menja'ahu min ahlihi yatlubul hakama yatlubul evet hakama li'annahu kendisinden hakemlik talep eden ailesinden kendisine gelenlere Ömer radde cevap verdi. Yani nasıl karşılık verdi? Li'annahu o ne yaptı? "İhtaru men feehin hayru." Hayır görünen kişiyi tercih ediyorum diye cevap verdi. Yani akraba olanları değil. O yüzden elif maddesini işaretleyebiliriz. Kana Umar u bin u azizi, Ömer bin Aziz neymiş? Evet. Eee muhibben li ehlihi ve akaribihi Ailesini ve akrabalarını severdi. Yani la yuhibbu semmezdi. Münazilen onlardan uzak dururdu insanlardan. Böyle bir şey yok. Muhibben li ehlihi ve akaribihi Yani onları seviyor idi ama adaletin önüne geçirmezdi. Talebe Umar minel min, min el halifeti enne evet Ömer halifeden talep etti. Neyi talep etti? En yüse mehahu ona müsamaha etmesini evet ondan talep etti. Kana Umar yara'l e, khilafete halifelik makamını Ömer bin Abdülaziz görüyordu. Ne olarak görüyordu? Emaneten fi unuqihi yes'aluhullahu anha. Boynunda bir emanet, Allahu Teala'nın ondan hesaba çekeceği, soracağı boynunda bir emanet görüyor idi. El müfredatü kelimeler. Bakalım. İhter minel qaimeti el mukabile fil ma'na lil kelimatil matbu'ati bi harfin esvede. Siyah puntuyla basılmış kelimeler için mana bakımından, zıt manayı listeden seç. El-adlu esasül mülki desek daha şey değil mi? Esasül mesleki gibi bir şey yazmış. Yanlış. Adalet mülkün temelidir. Bu bizim e, Türkçe'ye de, Türkçemize de geçmiş Ömer bin Abdülaziz'in sözüdür aslen. Bu mesleki yazmış. Burayı düzeltelim. Mülkü diyelim. Esasül mülki. Mülkün temelidir. Tamam mı? El adlu burada koyup öyle yazılmış. Bunun zıttı nedir? Az zulmü. Zulüm. İttiba'ul hakkı faziletun. Hakka tabi olmak fazilettir. Buradaki hak kelimesinin zıttı batıl kelimesi karşımıza çıktı. El İslamu yehussu ala ziyaratil akaribi. akrab kelimesi koyup öyle yazılmış. İslam akraba ziyaretini teşvik eder. Diyeceğiz. Akaribin zıttı nedir? El asdika diyelim olabilir. Tamam. Akraba ve arkadaşlar. Yes'al hakimu li salahi raiyeti. Hakim yani o şehrin yöneticisi anlamında burada. Kendi tebaasının menfaati için, kendi tebaasına elverişli işler yapmak için çalışır dedik. Burada ra'iyye teba manasında, halk manasında. Bunun ee, zıttı nedir? El hakim, hakim yönetici. Ra'inye de onlara tabi olan vatandaşlar. Rabi'an, dördüncü olarak. Fa'alamete sahihin al muradifi fil ma'na lil kelimatil matbu'ati bi harfin esvede. Siyah puntoyla basılmış kelimeler için mana bakımından eş anlamlısının önüne doğru alametini koy. Kale Selman yazmış. Süleyman olacak burası. Süleyman bin Abdil La yuqtelu ahadun mi ahadin. Yani e, Ömer bin Abdülaziz, Halife Süleyman bin Abdülmalik'e hiçbir kimse la yuqtelu başkasına küfretmez sebebiyle hiçbir kimse öldürülmez. Buradaki hiçbir ifadesini ne yapmıştık? Nefkin siyakında gelen nekre olduğu için umum manası vermiştik. Orayı hatırlayalım. Ehedun kelimesi burada koy puntoyla basılmış. Şahsun anlamındadır. Yani hiçbir şahsı, şahıs öldürülmez anlamındadır. Peki devam edelim. Esdara Ebu Bekir'in es Bu Ebu Bekir Sıddık ilan etti. Kararen kararını öyle bir karar ki burada e, nekreden sonra gelen car mecrur bir tesyiri ceyşi Üsamete, ordusunu hareket ettirme kararını ilan etti. Ee, Hazreti Abu Bekir karar kelimesini burada koyup onu öyle yazmış. Yani e, Usame'nin ordusunu hareket ettirme emrini ilan etti anlamında bu emran kelimesi buraya alınabilir. Kana <Kâne> Umar ibn Abdil azizi min Ali Umeyye. Umeyye oğulları Umeyye ailesindendir. Bu al kelimesi ehil manasında aile manasında koy ile basılmış. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Cana <laughs> Umar ibn Abdil Aziz'in halifeten adilen adil bir halife idi. E, burada halifeyi koy yazmış. O zaman buradaki halife emir manasında e, adil bir yönetici idi diyeceğiz. Halife kelimesinin sonundaki bu ta-i merbuta, bu kelimenin müzekker mi, müennes mi olduğunda böyle bir şey akıllarımıza gelmesin. Usame gibi, bu Usame gibi, Hamza gibi sonunda bu kelimenin ta-i merbuta var ama bu kelime müzekker bir kelimedir, müennes değildir. Evet. Kâne ume rub'unu abdil azizi yukaddimu ma yazunnu fîhil maslahate lil ummeti ümmet için kendisinden maslahat e, gördüğü kişiyi öne çıkarır idi. Ömer bin Abdülaziz buradaki maslahat kelimesini koyup öyle yazmış. Yani el hayır kendisinde hayır olan kimseyi öne alır idi. Öncelik verir idi. Hamisen beşinci başlığımız. İmle il feragı bi kelimetin minel qaimeti ma'al ta'yiri ma Gerekli değişikliği yaparak listeden bir kelime ile boşluğu doldur gerekli değişiklik dediği kelime, lanı tarif koyma, kelimenin harekesini oraya uygun şekle dönüştürme gibi değişiklikler. İ'tebara Umar Azizi, Abdülaziz radıyallahu anh demiş. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh olmaz. Sahabe biz bu kavramı kullanıyoruz. Burayı Allahu teala ya da rahimallahu aleyh şeklinde değiştirsek daha uygun olur. Ömer bin Abdülaziz, Allah ona rahmet eylesin, itibar ederdi. Enle farka beynel qaribi vel baidi. Farkun yazmış. Enle farka desek daha uygun olacak. Parçada da böyle geçmişti zaten. Evet. Kavlül hakkı söylemek. emrun yücibuhul İslamu alel ulema'i ve gayrihim alimlere ve alimlerin dışındakilere İslam hakkı söylemeyi ne yapar? Vacip kılar. Gerekli kıldığı bir iştir, emirdir diyebiliriz. Men asrafa fi nafakati faqad Ne dedi? Kim nafaka hususunda israf ederse, haddi aşarsa elbette o yolu yani ee, akda'e et o ne yapmıştır? Hatalı bir yol tutmuştur yani. Hata etmiştir o yolda. Burada akda'e kelimesini buraya alabiliriz. Evet. Rabbel usurate aileyi terbiye etti. Bu ve o kimse aile terbiye etti. Buraya ne diyelim? El qaimu bi ya da <laughs> Rabbul üsreti diyelim. Aileyi terbiye edici kişi, ailenin sahibi onun işlerini ayakta tutandır, işlerini yürütendir. Evet, ailenin idarecisi onun işlerini yürütendir. El-Kaimu kelimesini buraya alabiliriz. El-Kadhi buna da el-Adilu kelimesini alacağız. El-Kadhi el-Adilu huvellezi beynen fil hükmü. İnsanlar arasında hükümde eşit davranandır. Adil kadı. Sebisen altıncı başlığımız İhter minel qaimetil kelimetelleti tuabbiru an ma'nel ma cümleti Cümlenin manasını açıklayan kelimeyi listeden seç. Bakalım. Şahsun yertabidu bi ahara bi Akraba bağıyla başkasına bağlı olan şahıs. Buna ne diyeceğiz? El qarabe, akrabalık diyeceğiz. Evet. Tevcihul kelami Kelamın yöneltilmesi, esseyyi, kötü kelamı, Min bir şahıstan başkasına kötü bir kelamın yöneltilmesi. Buna da ne diyeceğiz? Eşşet mu diyeceğiz küfür. Evet ennâsü ya'işûne tahta emirin ve bir yönetici altında yaşayan insanlar buna erraiye diyeceğiz teba. El hukmu beynen nâsi bil eşitlikle insanlar arasında verilen hüküm bu da el adlu diyeceğiz adalet. Mekanun bir mekan ki yectemi'u fihin nasu insanlar onda toplanıyorlar. Yani insanların toplandıkları mekan buna da el meclisu kelimesini kullanacağız. Mekan nekr olduğu için kendisinden sonra gelen fiil cümlesini buna ne yaptık? E, sıfat yaptık. Şimdi ennehvu ve terakibu nahiv ve terkibler oku. Kardeşler burada bir konuya açıklık getirmek gerekiyor. Burada siva kelimesiyle yapılan istisnanın örneğini vermiş. Bu siva kelimesi dikkat ederseniz sonunda elif-i maksure bulunan isimlerdendir. Elif-i maksure bulunduğu için bunların irabı takdiri olarak irap yapılır. İrabı peki nasıl iraplanacak diye sorarsak hani illa ile yapılan istisnanın illadan sonra gelen müstesnanın irabı ne ise bu sıvada o irap takdir edilir. Sıvadan sonraki kelime sürekli müzaafın ile olarak mecrurdur. Sıvadan sonraki kelimenin alacağı yani illadan sonraki kelimenin alacağı irabı sıva kelimesine takdiri olarak veririz. Burada sıva kelimesine bakalım. Eşşehadetü şehitlik sebu'un yedidir. Sıvel katli buradaki takdiri bir damme ile merfudur diyeceğiz. Evet yani ölüm dışında şehitlik yedidir dedi. E, i̇lla manasında değil de dışında gayri gibi mana verdik burada. Ölüm dışında şey, şehadet yedi tanedir anlamında kullandı bu ifadeyi. Peki celesen nasu sivel hatibin. İnsanlar hatiplerin dışındaki insanlar oturdular. Yani celesen nasu insanlar oturdular. Sivel hatibin hatiplerin dışındaki insanlar oturdular anlamında. Sallenne'n nasu el fajra siven naimin. İnsanlar namaz sabah namazını kıldılar. Siven naimin uyuyanların dışında. Yani uyuyanların dışındaki insanlar namaz kıldılar. Burada değerli kardeşler üçünde de üçünde de, de e, bu siva kelimesine biz takdiri bir damla ile merfudur diyeceğiz. Şeyleri hatırlayalım. İlladan sonra müstesnanın irabı nasıldı? İstisnayı üçe bölmüştük. İstisna tam olursa tam ne demek? Yani müstesna min zikredilmişse ve mucebse yani olumluysa başında herhangi bir olumsuzluk edatı yoksa o zaman müstesnanın nasıl olması vacip oluyordu. Eğer Müstesna min zikredilmiş ama menfi ise bu durumda istisna, e, müstesna e, kelimemiz ya caiz olarak cevazen mansup oluyordu, nasb caiz yahut da bedel muhtar yani müstesna minhin harekesine ise ondan da bedel olarak da e, onun irabıyla da iraplanıyordu. Eğer müste istisnamız bizim nakıs ise... Yani bu, herhangi bir e, müstesna mi zikredilmemişse bu durumda da ala hasebil mahal diyorduk. Cümledeki konumu ne ise ona göre irap alı, alıyor idi. Cümledeki konumunu tespit içinde ne yapıyorduk? Başındaki olumsuzluk edatını atıyor ve müstesna e, istisna edatını atıyorduk. Cümle böyle okuduğumuzda cümledeki yeri ortaya çıkıyor idi. Şimdi siva kelimesinden sonra buna bitişen bazı zamirler var. Bu zamirler bu sivadan sonra kelime muzaffun olduğu için sivadan sonrasına bitişen zamirler de ne olacak? Mecrur muttasıl zamirler. Mecrur muttasıl zamirler sivaya bitiştiğinde sivanın elifi maksure şeklinde ye şeklinde yazılan elif elif şekline dönüşüyor. Ortada olduğu için sonda olsaydı yine ye şeklinde yazılacaktı. Burada bir problem yok. Sadece bitişen zamirler bunun muzafın ilehisi olacak. Şimdi örneklerimizi okuyalım. لَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ الْمَسْجِدَ سِوَيَ Benim dışımda insanlar mescide girdiler. İnsanlar mescide girdiler. Benim dışımda dedi. Buradaki e, <laughs> ne yapmıştık? E, tamam. Hani devam edelim. Lakat dakhalen nasu el mescide. Sivana bizim dışımızda insanlar mescide girdiler. Eyne Muhammedun. Muhammed nerede? Lakat dakhalen insanlar İnsanlar girdiler el mescide. Sivahu onun dışında bütün insanlar ne yapmışlar? Mescide gel, girmişler. Eyna raculani o iki adam nerede? Laqad dakhala nasu el mescide sivahuma o iki adam dışında insanlar mescide girdiler. Eyna Fatıma tu Fatıma nerede? Laqad dakhalet el banatu el mescide sivaha kızlar o Fatıma dışındaki kızlar e, mescide girdiler. Eyna saimatu Oruç tutan kadınlar neredeler? Laqad dakhalat en-nisa'ul mescide sivahunna. Oruç tutan kadınların dışındaki diğer kadınlar mescide girdiler. <laughs> ya Muhammedu, ey Muhammed, laqad dakhala en-nasu'l mescide sivake. Senin dışında insanlar mescide girdi. Evet, ya <laughs> raculani, ey iki adam. Laqad dakhala nasul mescide sivakuma. Sizin dışınızda insanlar mescide girdiler. Ya <laughs> ricalun, Ey adamlar, lakatte halan nasur mescide sevakum. Sizin dışınızdaki insanlar mescide girdiler. Yani sa u. Ey kadınlar, lakat lakat zikretmemiş. Dahalet el banatu'l siva sevakunne. Uygun olan zamirleri siva ismine nasıl bitiştirdiklerini gördü. Bunlar mecrur muttasıl zamirler değerli kardeşlerim. Evet Mülahaza et la hiz babından emri hazır. Mülahaza et yani düşün, tefekkür et anlamında bir kelime. Bu okuduğumuz şeyler, e, kelimeler bakalım. Burada neler vermiş? Eşşehadetü seb'un sival katli. Ölüm dışında şehitlik, şehadet yedi tanedir anlamında. Seb'un müstesna min olduğunu zikretti. İstisna edatı burada siva isimdir. İsi, bu isimden sonraki e, kelime de muzafun ilektir. Haletu demiş. Mecrurun li izafeti siva. Sivaya izafet edilme sebebiyle mecrurdur. Ve huve müstesna. Hem de müstesnadır. Mecrurun bil yai. Çünkü bu niye e, ya ile mecrur oldu? Cem müzekker salimlerin cer alameti yadır. Li izafeti siva ileyhi. Bunları böyle okursunuz. El-ibara burada ne dedi? zamirlerden bahsetti. Mütekellim zamiri, mütekellimin zamiri. Evet bunları bahsetti. Geçiyorum bu tabloları. Evet şuraya gelelim. Sabi'an yedinci başlığımıza. Gayr kema emsiletil atiyeti. Aşağıdaki misalleri, misallerdeki gibi sen de değiştir. El misalül evvel. İlk misal. Tâfen nâsu havlel ka'beti sivâ raculin. Bir adam dışında insanlar Kabe'nin çevresini dolaştılar. Kabe'yi tavaf ettiler bir adam dışında. <tâfennâsû> <'l -kâbeti> illâ <racülen> Siva kelimesini kaldırdı yerine illa'yı koydu. Siva'dan sonraki kelime sürekli mecrurdu. E, İlla'dan sonraki kelime mecrur olmayacak haliyle biz bunun irabını neye göre vereceğiz? Az önce söylediğimiz gibi istisna müstesna min zikredilmiş ve başında olumsuzluk edatı da yoksa o durum bu durumda müstesnamız vücuben mansup olacaktır. Bakalım <Sessizlik> hedallahu ehlel qaryete Kariye halkını Allah Teala doğru yola erdirdi, hidayet etti İlla vahiden bir kişi hariç. İlla kelimesinden sonra yine müstesna mih, zikredilmiş burada. Ehli kariye müstesna mihtir. Başında olumsuzluk edatı yok. Dolayısıyla nasb vacip. Peki burada ne olacak? Hedallahu ehlel kariyeti siva vahidin. Siva kelimesi vahiden gibi mansup olacak ama vahidin kelimesi muzafirleyh olduğu için mecburdur. Siva kelimesinin takdiri bir fetha ile mansup diyebiliriz. Ma hedana bize hidayet etmedi. İllallahu. Ancak Allah hidayet etti. Buradaki müstesna zikredilmiş. Na burada müstesna Ama menfi, olumsuz. Olumsuz olduğu için bize hiç kimse hidayet etmedi. Ancak Allah hidayet etti. Olumsuzluk edatını mayıda, illayda kaldırdığımız zaman cümledeki konumunu anlayabiliriz. Hedana hidayet etti na bize Allahu Allah faildir. Fail olduğu için de merfudur. Burada şunu da diyebiliriz. Müstesna min zikredildi diyoruz ama heda kelimesinin tahtında müstetir huve var burada. Burada takdir ettiğimiz şey ma heda ahadun. Yani hiç kimse hidayet etmedi illallahu ancak Allah hidayet etti. Buradaki ahadun kelimesi takdir ediyoruz zikredilmemiştir haliyle buradaki müstesna biz ne diyeceğiz? Nakıs. Yani müstesna min zikredilmemiş olan kelimedir. Peki sivallahi burada da yine illa yerine siva kelimesini aldığımızda Allah lafsatullah yani burada mecrur olarak karşımıza çıkar. Yine aynı şekilde ma hazara illel musallun illa ile attık. havara geldiler musallun namaz kılanlar. Namaz kılanlar geldiler. Musallun fail olduğu için burada vav ile merfu. Ma hadara yine gelmedi dedi. Sival musallin. Burada da mecbur oldu. Siva kelimesinden sonra geldiği için. Şimdi alıştırmalarda biz yerleştirilmeyi yapacağız. Sa'al hüccacu beyne safa vel merveti. Safa ve merve arasında hacılar sa'i yaptılar. İlla haccen bir hacı hariç. Burada istisna, müstesna mi? zikredilmiş hacılar. Evet, sa'i yaptılar. Başında herhangi bir olumsuzluk edat yok. Dolayısıyla müstesnamız vacip olarak mensuptur. Vücuben, evet, nasb vaciptir. Sa'al hüccacü beynine safa vel merveti. Sivaha cin diyeceğiz. Sivadan sonra mecrur olacak çünkü elmemiz. Semi'an nasul hutbete. İnsanlar hutbeyi dinlediler. Siva <laughs> Muhammedin Muhammed'in dışındaki insanlar hutbeyi dinlediler. Burada ne diyeceğiz? Semi'an nasul hutbete illa Muhammed'den diyeceğiz değil mi? Çünkü müstesna min zikredilmiş insanlar ve kelimenin başında da menfi, olumsuzluk bir edat yok. Dolayısıyla nasb vacip olacak illa Muhammed'den diye okuyacağız. Zürtül biladel islamin yete siva <Sessizlik> beledin vahidin. Yine sivadan sonra kelime mecrurdur. Burada zürtül biladel islamin yete illa Beleden vahiden. Çünkü burada da yine bilat kelimesi müstesnamin zikredilmiş. Ben İslam ülkelerini ziyaret ettim. Ancak bir belde hariç müstesnamin başında menfi durumda olmadığı için ne olacak? Ee, Vücuben mensup olacak. Evet. Ma celese illa sa'imun. Oruç tutanların dışındaki. İnsanlar oturdular anlamında. Mâ celese hiç kimse oturmadı illa sâimun ancak oruçtanlar oturdu anlamındadır burası. Mâ menfidir ama nakıs müstahsılamin burada zahiren zikredilmedi. O zaman ne yapacağız? İlla da kaldıracağız. Mâ'yı celese oturdu. Es imune oruç tutan erkekler anlamında. O zaman burada fail olduğu için vav ile merfu olarak geldi müstesna minhimiz. Burada nasıl olacak? Sivel Sivasra imin Sivasdan sonra muzgafun ilah olacağı için yine khatimul enbiya peygamberlerin sonuncusu değildir illa ancak Muhammedun ancak Muhammeddir peygamberlerin sonuncusu. Burada da ma ve illay'ı atarsak khatimul enbiya peygamberlerin sonuncusu Muhammedun Muhammeddir. anlamında almış oluruz. mavi ve illa olumsuzluk eder. Dönüşesine. Buradan olacak. Sivadan sonra kelime Muhammedin olacak. Olarak mecbur olarak gelecek. Ekmil kema fil emsileti. Misallerdeki gibi tamamla. Misallere bakalım. Dehalen nasul mescide sivana. Bizim dışımızdaki insanlar mescide girdiler. Fezel muhlisune sivahu. Onun dışındaki muhlis yani ihlaslı olan insanlar kazandılar. Evet. Ettet elbenatü es-salate si O kadının dışında kızlar namazını eda ettiler. Burada e, neye bakıyoruz? Siva kelimesi nahnu zamiriyle birleştiğinden nahnu munfasıl zamirdir. Aynı zamanda merfu zamirdir. Merfu munfasıl. Merfu munfasıl zamiri nahnu biz manasına buna karşılık gelen mecrur zamirimiz na bu şekilde birleşerek kelime bitişti. Diğer zamirler de aynı şekilde. Sallen nasu ke senin dışında insanlar namaz kıldılar. Sallet el bene tu sizin dışınızdaki kızlar namazlarını kıldılar anlamındadır kardeşlerim. Evet. Şimdi et bu alıştırma. Ne yaptık? Dehalen nansu el mescide insanlar mescide girdiler. Siva ente siva ke. Senin dışında ente karşılık gelen zamirimiz, mecrur zamirimiz siva ke olacak. Samet en nisa o kadınlar oruç tuttular. Siva künne olacak. Entünne karşılık gelen zamirimiz. Bunları evet. Kara en nansu el -kur insanlar Kur'an okudular. Siva hu. O insanın dışında. Tafen nasu Kabe'nin çevresini dolaştılar. Siva na. Bizim dışımızda. Evet bizim dışımızda diyeceğiz buna. Bakalım. Para et el benatul Kur'an'ı. Kızlar Kur'an'ı okudular. Siva ha. O bayanın dışında. Burada bir tamil <laughs> edelim. Dokuzuncu başlığımız tersi'in ihtar el kelimetel münasibete mimma beynel kavsinin parantez arasındakilerden uygun kelimeyi seç. Zürtü ziyaret ettim el biladel islamiyete İslam ülkelerini siva onun dışında. Beledin vahidin. Niye beledini aldık? El biladi olursa zaten İslam ülkelerini ziyaret ettim şu ülkelerin dışında olmaz. Nekli olması gerekir. Nekreden ziyade müfret olması gerekir burada. Vahidin kelimesi zaten bir kelimesi de onu e, sıfatı. Dolayısıyla el biladi vahidi olmaz. Evet. Havaral musallune namaz kılanlar geldiler. İlla ancak musalliyen bir kılan hariç. Niye musalliyen diyeceğiz burada? Çünkü müstesnami zikredilmiş. Başında olumsuzluk edatı yok. Dolayısıyla nasb olması vacip olacak. Musal diyen kelimesini buradan aldık. Ma ursila rasulü burada menfidir. Peygamber elçi gönderilmedi illa ancak mübeşşi mübeşşiran diyebiliriz burada. hal yapabiliriz. Değil mi? Ma ursila maya attık. illayda da attık. Okuyalım. Ursiler rasulü elçi gönderildi. Mübeşşiran müjdeleyici olarak gönderildi denilebilir. Mübeşşirin kelimesi de olabilir ama er-rusul deseydi daha uygun olurdu mübeşşirine müfret olduğu için mübeşşiran kelimesini aldık. Mübeşşiran kelimesi eee ala hasbil mahal olarak mansuptur. La <laughs> yeclisu ehadun siva ehadin. Oldu mu? Yani hiç kimse oturmadı siva hiç kimse dışında. Öyle olmuyor. Mana tam olmuyor. O zaman Sa'imin oruç tutanlar dışında hiç kimse oturmadı dersek daha uygun olacak. Evet. La yukellifullahu nefsen illa zaten us'u'aha hemen otomatik ağzımıza gelmiş oldu. Aşiran. Son bölüme geldik değerli kardeşlerim. Gayr kema fil emsileti. Misallerdeki gibi değişiklik yap. El misalul evvelu ca en nasu illel halife ne diyeceğiz? İllel halife te diyeceğiz. İnsanlar geldi halife hariç. Bakın müstesna min zikredilmiş. Başında olumsuzluk edatı yok. Dolayısıyla bunun nasb olması vaciptir. Peki burada ma cae gelmedi illel halife tü. Burada e, merfu olacak sebep ma ve illayı attığımız zaman el halife tü halife geldi anlamında. Burada e, halifenin cümledeki konumu fail olduğundan e, burayı <laughs> okuyacağız. Ama yukarıda vücuben mensup olacaktı. Câen nâsü sivel halifeti. Siva olunca zaten hep muzafın ileyh olacak. Evet mâ câen sivel halifeti. Yani halife dışında insanlar geldiler anlamında. Peki câen nâsü illa racüleyni. <laughs> i̇nsanlar geldiler ancak iki adam hariç. Bu iki adam burada mansup alameti tesniyelerde ya ile mansup olduğundan ya ile geldi. Yoksa meczur filan değil. Mâ illâ Burada da raculân kelimesi fail olduğu için elif ile merfu oldu bu tesniye kelimemiz. Câ'en nâsu sivâ raculeyni. İnsanlar o iki adam dışında insanlar geldi. Mâ sivâ Burada nasb olması var. E şey, ikisinde de muzaffunleyh olduğu için ya ile mecbur oldu bu kelimeler et tedribu alıştırma. Bakalım tafen <tâfennâsü> nasu illel halifete. Halife hariç insanlar dolaştılar. Ma tafe kimse dolaşmadı. Evet illa ancak el halifetü diyeceğiz. Niçin? Tafe dolaştı. Halifetü onun faili anlamında. Bu olumsuzluk edatıyla illayı kaldırdığımız zaman bu kelimenin buradaki irabı ne ise bu nakıs olan müstesnalarda yani müstesna minhin zikredilmediği ve olumsuz olarak geldiği şeylerde ala hasebil mahaldir müstesna minhin irabı matafe tafe illel halifetü olarak karşımıza çıkacak. Şimdi siva kelimesiyle önce ne olacak? Tafe nasu sivel halifeti ma tafe sivel halifeti. Mecrur da şey, menfi de olsa, mucep de olsa sivadan sonraki kelime muzaffun leh olarak mecrurdur değerli kardeşlerim. Evet. Sefer al hüccacu illa haccen. Hacılar bir hacı hariç yolculuk yaptılar, yola çıktılar. O zaman masafera yola çıkmadılar. Illa ne diyeceğiz? İlla ha sadece bir hacı yola çıktı diyeceğiz. Niçin? Seferanın faili konumunda olduğu için. Burada yine sivahat değişiklik olmayacak. Seferalı hüccacu sivahat cin. Sadece şu tarafı okuyalım. Bu taraf yine her zaman meclur değişiklik olmayacak çünkü. Dekhalen nasül mescide illa vahiden. İnsanlar mescide girdi ancak birisi hariç. Ma dekhala illa vahidun. Burada yine fail konumunda olduğu için vahidun okuyacağız. Qara'en nasül Kur'an'a illal mar'ate. İnsanlar Kur'an'ı okudular bir kadın hariç. Burada mansup vücuben. Mankara illa elmer maratu bir kadın hariç kimse okumadığı anlamında fail olduğu için burada ne olacak? Kelimemiz merfu olacak. Maname nasu illa insanlar iki adam dışındaki insanlar uyudular. Evet, maname illa rajulani tesniyelerde ref alam alameti olan elif ile merfu olacak elif nundu Bizim gelmemiz gelecek maname illa raculani Rabbim müstefit olmak nasip eylesin yeni bir derste görüşmek üzere elhamdullah